Merhabalar arkadaşlar, ben Gamze Ateniz. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde elektronik haberleşme teknolojisi okuyorum. Bugün size GSM anlatacağım. GSM nedir? Türkçesi mobil iletişim için küresel ağ olan GSM bir cep telefonu iletişim protokolüdür. İlk ismi Group Typical Mobile olan GSM önceleri Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi'nin alt ismini taşırken daha sonra gelişen dünya ile globalleştiği için yeni ismini almaya başlamıştır. En yaygın olan cep telefonu standardı olarak 212 ülkede 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılmaktadır. En kullanışlı özelliklerinden birisi kullanıcıların aynı hatta ile değişik ülkelerde görüşme yapabilmeleridir. Tüm GSM standartları hücresel ağ kullanılır ve dolaşım sırasında bile hücreler arası geçiş yapma kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla teoride eğer kapsama alanından çıkmazsanız cep telefonu ile tüm dünyayı telefon konuşması kesmeden dolaşmak mümkündür. Arkadaşlar burada GSM'in nasıl kullanıldığı gözükmektedir. Sabit hatlar üzerinden pahalı çağrı yani. GSM hatlarını sabit hatlara dönüştüren cihaz FCT. Telefon santralinizde başlatılan GSM aramalarını sabit hatlar yerine GSM sim kartları üzerinden yapılmasını sağlayan FCT cihazları sayesinde telefon giderlerinizi düşünebilirsiniz. Lakin bu anlattığımız eski nesildir. Peki eskiden geriye neler değişti? Şimdi bunların GSM'in bir nesillerine bakalım. İlk nesil iki farklı konsepte karşımıza çıksa da işleyici biçimleri aynıydı. 0G ve 1G'yi şimdi karşılaştıralım arkadaşlar. 0G olarak adlandırılan ilk nesil sistemlerde analog veri akışı olmaktadır. 1G'de ise veri akışı kullanılır. Analog veri akışı kullanılır. Aynı şey yani. İkinci nesil ilkinden biraz daha farklıydı. 2G olarak adlandırılan ikinci nesil sistemlerde sayısal veri akışı kullanılır. Arkadaşlar az önce fark ettiyseniz 0G ve 1G'de analog, 2G'de ama sayısal. 2.5G olarak adlandırılan ikinci nesil sistemlerde devre anahtarlamalı sistemlerde ilave olarak paket bazlı veri iletişiminin eklenmesini içeren şebekeler ifade eder. GSM 2G ve 2.5G kategorisine giren ikinci nesil bir sistemdir. Üçüncü nesil sistemle beraber birçok yenili gelmiştir. 3G olarak üçüncü nesil sistem ile daha hızlı veri transferi ve band genişliğinin daha verimli kullanımı mümkün olmuştur. 4 ve son nesil sistemle birçok değişiklik 2015'in ikinci çeyreğinden itibaren yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. 4G olarak adlandırılan 4. nesil sistem ile kapsama alanına başta olmak üzere 3G ile çözülmemiş olan sorunları çözülmesi amaçlanmıştır. Arkadaşlar burada GSM mimarisi gözüküyor. Arkadaşlar burada da 1G, 2G ve 3G'nin nasıl çalıştığını, farklarını gösteriyor. 1G'de analog, 2G'de ve 3G'de sayısal sistem kullanılıyor. Ana sistem olarak 1G'de AMPTS, NMT, TouchSet, 2G'de GSM, CDMA, TDMA, 3G'de ise VCDMA ve CDMA 2000 kullanılıyor. 1G'de uygulama olarak ses, 2G'de ses artı küçük devre anahtarlamaları veri, 3G'de ise ses artı paket anahtarlamaları veri. Yerel abone olarak 1G'de 500 kilobit K'dan daha küçük, 2G'de 3.m civarında, 3G'de ise 5M'den daha büyük. Hız olarak 1G'de analog sinyal hızına bağlı. 2G'de 9.6 kilobit veya 14. kilobit, 3G'de mobil için 384 kilobit, sabit için 2 megabit. Özellikler ve faydaları: 1G'de kararsız, küçük kapsama alanı ve düşük ses kalitesi, 2G'de daha güvenli veri servisleri, daha geniş kapsama alanı, daha çok kullanıcı, daha iyi ses kalitesi, uzun pil ömrü, 3G'de çoklu medya
servisi, konum belirleyebilme özellikleri, internet bağlantısı, sürekli erişim. Bu süreçte Türkiye'de yaşananlar, ülkemizin cep telefonları ile tanışması ile birlikte çoğu televizyon ve radyo reklamında kullanılan GSM numarası tabiri halkımız arasında cep telefonu numarası olarak algılanmış ve günümüzde denk bu şekilde kullanılmıştır. Arkadaşlar şurada bir gazete haberi var. İlk cep telefonu demir elle verilmiş. Cep telefonundan ziyade mobil hizmet ağı ile ilgili kavram olan GSM numarası, cep telefonlarının birbiriyle haberleşmesi sağlayan farklı protokollerde kimlik tanımlamak için kullanılan numaralandırma sistemidir. Türkiye'de 1G ve 2G teknolojileri yaygın olarak kullanılmakta olup 10 Eylül 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan 3G lisans satışında ihaleye denk firmanın katılması sonrasında Avia ve Vodafone mobil telekomünikasyon pazarında rekabet şartlarının oluşmamış olduğunu ve pazardaki etkin rekabetin oluşmasının en önemli etkenlerinden biri olan numara taşınabilirliğinin yürürlüğe girmemiş olduğu belirterek ihalenin iptalini talep etmiştir. Türkiye'nin ilk GSM operatörü arkadaşlar. Türkiye'de ilk GSM operatörü Turkcell'di. Türkiye'de ilk GSM operatörü 1994 yılının Mart ayında hizmete başlayan Turkcell oldu. Turkcell'i 2 ay sonra hizmete başlayan Telsim takip ederken Avia 2001 yılının Mart ayında hizmete girdi. Turkcell ilk ismini korurken Telsim Vodafone tarafından satın alındı. Avia ise Aysel ve Arya'nın birleşmesiyle hizmete girdi. Türkiye'de aktif olarak kullanılan sim kart sayısı da 60 milyonu geçti. İlk görüşme ne zaman yapıldı? 20 sene önce 1 Temmuz 1991 tarihinde Finlandiya Başbakanı Harry Holger Nokia tarafından sağlanan ekipmanlarla ilk GSM görüşmesi yerel GSM operatörü radyonoloji üzerinden gerçekleştirildi. Arkadaşlar size bir sorum olacak. 1G ve 3G mobil ağ iletişimi sistemi nedir? Mantıksal, sayısal, analog. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler.